Merhabalar. Kesir çeşitlerini birlikte çalışalım. Şimdi önümde bir tepsi baklava var. Bunun içerisinde 16 adet baklava var. Ve ben bunun bir tanesini aldığımda sadece ne kadar bölürsem böleyim, bir tanesini aldığımda oluşan kesirim 16'da 1'dir ve bu benim bir birimimdir. 7'ye bölünmüş bir tepsiden bir tane almak, 4'e bölünmüş ekmeğin bir dilimini almak da yine birim kesirdir. Birim kesir 1 zaten şurada bana ilk 3 harf bilgi veriyor. Bu tepsinin içerisinden biraz daha fazla eğer ben baklava alacak olsaydım 16 tanesinden 5 tanesini aldım. İşte bunlar bizim basit kesirimizdir. 16'da 5 bizim basit kesirimiz. Basit kesirlerde paydan büyüktür ve bir bütünden daha azdır kesirimiz. Bir bütün üzerinde işlem yapmışız, bir kısmını almışız. Bu da bizim basit kesirimiz oldu. 16 dilimden 5 tanesini almak. Tam sayılı kesirlere geldiğimiz zaman bir tepsi baklavamız var. Bu bir tepsi baklavamızın tamamını misafirlerimize ikram ettik. 16'ya böldük. 16 baklavanın 16'sını da aldığımızda zaman biz aslında tepsinin tamamını almış olduk. Kaça bölersek bölelim, o da dilimlerin hepsini aldığımız için bu tamam alındığı için tam sayılı bir kesirdir. Bölünen sayıyla alınan dilim sayısının birbirine eşit olması tam sayılı kesir olduğunu gösterir. Bir de bayramda tabii misafir fazla. Bir tepsi baklava aldık. Bir tepsi baklava daha aldık. İki tam baklava aldık. İki tam tepsi kullandık. Bir de şu biraz önce 16'da 5 kesini yaptığımız 5 dilim baklavayı kullandık. Şimdi 2 tam tepsi ve 16 baklavanın da 5 tanesini aldığımız için bu kesir türüne de biz tam sayılı kesir diyoruz. Yani 2 tam tepsi, burada tepsi sayısı olduğuna lütfen dikkat edelim ve 16 diliminde 5 tanesini alarak misafirlerimize ikram ettik. İşte bu da bizim tam sayılı kesirimizdir. Burada örnekler arttırılabilir. Bu da tam sayılı kesirdir çünkü tam bir sayı var içerisinde. Tam bir tepsi var. 8'de 8, 16'da 16, 10'da 10 gibi. Burada da tepsi sayıları artabilir. Birleşik kesire geldiğimizde bu kesir üzerinde çalışmak istiyorum. Birleşik kesirde ise biz tepsi sayısına değil de misafirlere ikram ettiğimiz şu bütün baklava dilimlerine önem veriyoruz. Ve bunlara da biz bileşik kesir diyoruz. Burada misafirlerime ben 16, 16 ve 5 daha baklava ikram ettim. 16, 16 ve 5 daha 7, 37 dilim baklava ikram ettim. Peki benim tepsilerim kaça bölünmüştü? 16'ya bölünmüştü. Benim bileşik kesirim budur. Burada dilim sayısını yazdım. 16'ya bölündüğünü gösterdim bütün tepsilerin. Burada tepsilerin 16'ya bölündüğünü, 2 tepsi, tam 2 tepsi aldığımı ve bir de yanında 5 dilimcik daha aldığımı gösterdim. Bu iki kesir birbirine eşittir. Farklı bir örnek verelim şurada ve bitirelim. 3 tam 5'te 2 kesirinin şeklini bir çizelim. 3 tam tepsi almışım bakın burada. 1, 2 ve bunların hepsi 5'e bölünmüş tepsiler. Bir de burada görmediğimiz sanki bir artı var gibi. 3 tam tepsi, bir tepsinin de 5'te 2'si. 3, 4, 5, 5'te 2'si. Bu 3 tam tepsi alındı. Bir de 5'te 2 alındı. Peki bunun
dilim sayısı olarak, dilim sayısıyla birleşik kesir olarak nasıl yazabiliriz? Bakalım. 5, 10, 15, 3 tane 5, 15'ti. 2 daha ekledim. 17 etti. Tepsiler kaça bölünmüştü? 5'e bölünmüştü. Bakın şu hiç değişmiyor. Tepsilerin kaça bölündüğü hiç değişmiyor. Bunu şekli çizmeden şimdilik yapmamız çok kullanışlı olmaz. Hemen ezberletmeye gerek yok. 3 kere 5, 15, 2 daha 17 ederi. Hemen ezberletmeye gerek yok. Bunlardan çok soru yaptığımızda, şeklini çizerek yaptığımızda zaten öğrenciler bir süre sonra 5, 10, 15, 3 kere 5 yaptık. 3 kere 5 yaptık. Bununla bu çarpılır. Ve 2, o artık 2 tane de parça eklenir diye. Zaten bir süre sonra kendileri fark ederek, kuralı kendileri fark ederek anlıyorlar. Kolay gelsin hepimize.